Muhterem Yıldız, oğlunun bazı hareketlerinde durağanlık nedeniyle 2 yaşındayken götürdüğü doktorda Mertcan'ın otistik olduğunu öğrendi. Önceleri büyük üzüntü yaşayan Muhterem Yıldız, hayatındaki her şeyi oğluna göre programlayıp 19 yaşındaki Mertcan için yaşamaya başladı. Mertcan'ın kullandığı ilaçların kilo aldırmayan etkisini önlemek amacıyla yaz kış 5 kilometre yürüyen baba oğul, birbirlerine olan bağlılıklarıyla çevredekilerin ilgisini çekiyor. Baba Muhterem Yıldız, yaptığı açıklamada çocuklarına %80 otizmli teşhisi konulduktan sonra hayatlarının, yaşam biçimlerinin, alışkanlıklarının değiştiğini ve tüm programlarını oğlu Mertcan'a göre yaptıklarını söyledi. Otizmin ne olduğunu önceleri bilmediklerini ifade eden Yıldız şöyle konuştu. Bocaladık ama bocalamayı çabuk attık. Neden dedim yani? Ben kime kötülük yaptım? Ama bu dedim Allah'tan. Mücadelemize devam ettik. Çok sıkıntılarımız oldu ama aştık inşallah. Önemli olan çabuk kabullenip eğitime başlamak. Oğlum benim otistik olduğu için normalde şimdi ergenlik durumları da var. Bazı binde bir kere hırçınlığı oluyor. Yani bu sakinleşmesi için kullanıyoruz. Kortizonluymuş bu ilaçlar. Bu da kilo yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar hani şeylik kontrollü olarak yemek veriyoruz. Kontrol altında tuttuğumuz oluyor. Yani biz de böyle çaresini bulduk. Doktora da sordum. Yürümesi lazım dedi. Çok kilo alır dedi. Onun için zaten ben de alıştım. Mertcan daha yürümeden kollarını tuttu. Adım attırmaya başladık. Şimdi durduramıyoruz. Babalar gününün kendisi için buruk geçtiğini ifade eden Yıldız konuşmasına şöyle devam etti. Babalar gününde hep buruk geçiyor. Şöyle. Yani benim oğlum herkesin evladı hediyeler alıp geliyor. Babacığım senin doğum günün kutlu olsun diye. Ama benim için bu hayal. Böyle buruk geçiyor bana. Hani ben de isterim hediyeler alıp bana gelip yanağıma bir öpücük kondurmasını, gülmesini. Ama kendisi sağ olsun, iyi olsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Benim mücadelem onun iyi olması. Hayatım boyunca, ömrüm vefa ettiği sürece mücadeleme devam edeceğim. Otistik çocukların %90'ı konuşma problemi vardır. Mertcan, anne, baba, dede bunları söylüyordu. Bana ilk defa baba dediğinde ben ağladım.